Sayın misafirlerimiz hoş geldiniz. Ben İstanbul Başakşehir Hacı Şöhret Demir Özfen Lisesi Matematik Öğretmeni Egemen Yurdokul. Hazırladığım çalışmanın ismi lise öğrencilerine enneagram kişilik tipleriyle matematik okuryazarlık düzeyi üzerine bir araştırma gerçekleştirdim. Bu araştırmayı size sunmak istiyorum. Hayatımız boyunca davranışımızı etkileyen kişiliğin lise yıllarından itibaren kariyer sürecini nasıl yönettiğini bilmek hepimiz açısından merak uyandırmaktadır. Bu nedenle kişiliğin mesleki başarı ve kariyer yönelimini nasıl etkilediğini bilmek önemlidir. Matematik de çeşitli mesleki alanlarda kariyer yapmak için önemli bir derstir. Matematik eğitimi alan insanların kariyer seçenekleri çok daha geniştir. Ve bu insanlar hayatta akademik olarak, kariyer olarak daha başarılı olma şansları vardır. Ben de bu araştırmamda Enneagram modeline göre lise öğrencilerinin kişilik tipleriyle matematik okuryazarlık öz düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçladım. Öncelikle kullandığım literatürde yer alan kavramlardan bahsetmek istiyorum size. Matematik okuryazarlığı, mizaç ve enneagram. Matematik evrenseldir. Dil, din, ırk, ulus fark etmeksizin uygarlıktan uygarlığa gelişen, zenginleşerek gelişen sağlam ve kullanışlı bir dildir. Bu dil insanı ilgilendiren her konuda günlük yaşamdaki en basit olaylardan evrenin yapısına kadar olan her alanda sosyal ve bilimsel hayatı etkilemektedir. Kurucu üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü yani OECD'nin 2000 yılından itibaren tüm dünyada uyguladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olan PISA'nın 2000 yılından itibaren dünyaya kazandırdığı bir kavram olan matematik okuryazarlığı kavramı ilk kez onlar tarafından kullanılmıştır. Ve OECD tarafından şöyle geçmektedir. Bireyin matematiği yaşamsal olaylarda formüle etme, uygulama ve yorumlamada kullanma kapasitesi şeklinde tanımlamışlardır. Gelelim mizaç kavramına. Kişilik ve mizaç farklı anlamda kelimeler olmasına rağmen hepimiz günlük hayatımızda aynı kelimeler gibi kullanıyoruz. İnsanın kişiliğini ve mizacını ayırt etmek gerçekten çok zordur. Kişilik ve mizaç et ve tırnak gibidir. Mizacı şöyle tanımlayabiliriz. Doğuştan getirdiğimiz, hayat boyu değişimi uğramayan, bireylerin duygu, düşünce ve davranışların özünü oluşturan psikolojik yapıdır. Kişilik ise doğuştan gelen mizaç özellikleriyle beraber aile, çevre ve eğitimle edinilen özelliklerin birleşmesinden oluşmaktadır. Kişilik ve mizaç tarih boyunca başta psikoloji olmak üzere pek çok bilim dalının ilgisi haline girmiştir. Milattan önce 4. yüzyılda Hipokrat kişilik tiplerini neşeli, kızgın, soğukkanlı ve melankolik olarak gruplamıştır. Kreşmer vücut tiplerine göre insanların kişiliğini 3 tipe ayırmıştır. Holland meslek gruplarına göre kişiliği 6 gruba ayırmıştır. Benim söyleyemeyeceğim daha bir sürü kişilik teorisi var. Ben bazılarını şu anda size aktardım. Psikolojide gördüğümüz gibi pek çok kişilik teorisi tanımlanmış olmakla birlikte her bireyin kişiliği kendine özgüdür. Her insan biriciktir, tektir. Bu yüzden hiçbir sınıflandırma kişilik tiplerini tam olarak sınıflandıramaz. Kişilik özelliklerinin sınıflandırılması ile kişilerle ilgili yalnızca genel bir fikir edinebiliriz. Enneagrama gelelim. Yunanca ennea ve gramos yani noktalar kelimesi. Ennea 9 demek. Gramos noktalar demek. Bu kelimelerin birleşmesiyle meydana gelen enneagramın temelleri ise çok eski yıllara dayanmaktadır. Yani enneagram tarihçisi Bennett'e göre 4500 yıl öncesinde Mezopotamya'da ve Babil uygarlıklarında enneagramın kullanıldığı yazılıdır. Peki bunu batıya taşıyan ilk kişi ise aramızdan biri Kars doğumlu ve Fransa'ya göç eden George Gurdjieff'dir. 1930'lu yıllarda Batı'ya bu kavramı tanıtmıştır kendisi. Ardından 1970'li yıllarda Şilili psikolog Oscar Ichazo ve Claudio Naranjo ortak bir araya gelerek ortak bir enneagram bilimsel kavramını dünyaya tanıtmışlardır. Enneagramda gördüğümüz gibi enneagram sistemi kategorik olarak sınıflandırılmış 9 kişilik tipini ve bunların birbirleriyle olan karmaşık ilişkisini inceleyen bir modeldir. Enneagramın tanımını buradan okuyorum tekrar. Kişinin doğuştan getirdiği temel arayış ve korkuları doğrultusunda geliştirdiği olguları kendisini ve diğerlerini algılama biçimini 9 farklı tanımlayan bir kişilik tipolojisidir. Bu modelde 3 tane merkez vardır. 3 temel merkez vardır.
zihin merkezi, duygu merkezi ve içgüdü merkezi. Ve her merkezde üçer kişilik tipi bulunuyor. İnsanı üç merkezde değerlendiren tek yaklaşım da enneagram modeli değildir. Daha önceki Freud'un geliştirdiği psikanaliz kuramlarında da, İslam felsefesinde de üç merkez, üst potansiyel yaklaşımı mevcuttur. Ben burada araştırmamda Subaş ve Çetin'in 2017'de yaptığı araştırmada kullandırdığı 9 tipoloji, yani 9 enneagram tipinin ismini kullandım. Tip 1 mükemmelliyetçi, düzenli, sorumlu ve etik olarak genel olarak özellikleri atfediliyor. Tip 2 yardımcı, bu tip 2'ye sahip olan insanların sevecen, destekleyici ve besleyici özellikleri olduğu. Tip 3 başaran, hırslı, azimli ve başarı odaklı oldukları. Tip 4 bireycinin yaratıcı, kendini ifade eden ve duyarlı insanlar oldukları. Tip 5 araştırmacı, analitik, mesafeli ve meraklı oldukları. Tip 6 sadık, güvenilir, sorumlu ve çalışkan oldukları. Tip 7 meraklı, kendiliğinden maceracı ve eğlenceyi seven insanlar oldukları. Tip 8 meydan okuyan, kendinden emin, iddialı ve kararlı. Tip 9 ise barışçı, uysal, kabul edici ve anlayışlı. Duygu merkezi olanlar tip 2, tip 3 ve tip 4. Zihin merkezinde olanlar tip 5, tip 6 ve tip 7. İçgüdü merkezinde olanlar ise tip 8, tip 9 ve tip 1'lerdir. Tip 1 de birkaç cümleyle, her bir tipi birkaç cümlelik size anlatmak istiyorum hızlıca. Tip 1 mükemmelliyetçi, hep haklı olmak isterler ve haklı olduklarını düşünürler. Bu da sosyal ilişkilerinde zorlanmalara sebep olur. Herkesi düzeltmek isterler, aşırı tedbirlidir, hata yapmaktan korkarlar, değişimden çekinirler, sabit fikirlidir. Konfüçyüs, Mehmet Akif Ersoy, Rami Koç, tabii bunlar kişilik ölçekleri uygulanmadı. Sadece o tip, yani o özelliklere sahip olduklarını bilindiği için tip 1'e girdikleri söyleniyor. Tip 2, yardımcı, verici, şefkatli, alçak gönüllü, cömert, hizmet odaklıdır. Başkaları için vazgeçilmez olmak, sevinmek, takdir görmek arayışındadır. Kendilerini başkalarının gereksinimlerine adarlar, yalnız kalmaktan korkarlar, başkalarını kırmaktan korktukları için kolay kolay hayır diyemezler. Örneğin Türkiye'de Adile Naşit ve Suna Yakın gibi veya başka isimler de var. Ben bunları örnek aldım, söylüyorum size. Tip 3, başaran, sonuç odaklı, vazgeçmeyen, her zaman motive eden tip 3'ler. Her zaman yüksek performans ve hırslarıyla dikkat çekerler. Kendilerine değer verirler, diğerlerini cezbeden bir ışıltıları vardır. Statü ve imaja önem verirler. Yeniliklere çabuk ayak uydururlar, sosyal ayaklarında takdir görmeyi çok önemserler. Mesela Mehmet Öz, Hülya Avşar. Tip 4, özgün, duyguları açıkça ifade eden, melankolik, içe dönük, yaratıcı, sanatçı ruhludurlar. Estetik anlayışları oldukça gelişmiştir. Kendilerine ve başkalarına karşı nazik, duyarlı, düşünceli ve anlayışlı bireylerdir. Örneğin Orhan Pamuk, Elif Şafak. Tip 5, gözlemci. Ortalama tip 5'ler, entelektüel alanlara ilgi duyan, her türlü olayı kavramsallaştırma eğiliminde olan kişilerdir. İnsanlarla çabuk kaynaşamazlar, yalnızlıktan hoşlanırlar, öğrenme onlar için içsel bir ihtiyaçtır. Sezgileri ve gözlem yeteneği, öngörüleri oldukça gelişmiştir. Örneğin Aziz Sancar, Albert Einstein. Tip 6, sorgulayan, güvenilir, kendini adayan, savunmacı ve şüpheci tiplerdir. Sadakat duyguları gelişmiş, gruplarda olması istenen, işbirliğine açık olan tip 6'lar tam bir dava adamıdır. Kendilerini mazlum gördükleri kişilerle özdeştirir. Onlara karşı korumacı ve merhametli tavır içinde bulunurlar. Örneğin Sultan Abdülhamit, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu gibi insanlar. Tip 7, maceracı, özgür ruhlu, iyimser, neşeli, kendisiyle barışık ve mutlu tiplerdir. İnce zevkleri vardır, macerayı ve eğlenmeyi çok severler, kıvrak zekalıdırlar, mükemmel olduklarını düşünürler, heyecan verici aktivitelerden hoşlanırlar. Yaşam felsefesi carpe diem, yani anı yaşadır. Örneğin Barış Manço. Tip 8, reis, otoriter olmayı seven, başaran insanlardır. Özgüvenleri çok yüksektir. Bu özgüvenin altında yüksek fiziksel kapasitelerine olan güven yatar. Gücünü açıkça sergiler, savaşçıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi, Kadir İnanır, Yavuz Sultan Selim gibi, onlar tip 8'e girdikleri düşünülüyor. Tip 9, uzlaşmacı, çatışmalardan kaçınan uzlaşmacı, rehber, barışçı kimselerdir. Hem iş hem özel hayatlarında gerginlik yaratmaktan uzak tiplerdir. Kişiliklerini dengede tutmaya gayret ederler. Sürekli kendilerini gözden geçirirler. İnsanlarla uyum içinde çalışan, mutluluğu dışarıda belli olan kişilerdir. Örneğin siyasetçilerden örnek vermişim. Bülent Ecevit, Abdullah Gül, Ata Demirer ya da komedyen Ahmet Ata Demirer gibi. Literatürde olan çalışmalar da ekranda gözükmektedir. Kabak tarafından yapılan araştırmada Enneagram'ın 7. sınıf matematik öğretiminde grup çalışması üzerine etkisi olumlu gözükmektedir. Özgen ve Bindak tarafından yapılan çalışmada lise öğrencileri matematik okuryazarlık öz yeterlik inançlarının
okudukları sınıfa göre yine anlamlı farklılık gösterdiği, 9. sınıfların daha yüksek puan aldığı gözlemlenmiştir. Şahin, Turan ve Yıldırım tarafından yapılan çalışmada ise ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin enegram kişilik tipleriyle akademik başarılar arasında yine şu tiplerde, yani barışçıl, yardımsever, sorgulayıcı tiplerde, özür dilerim, başarı odaklı, mükemmeliyetçi ve maceracı tiplerde yüksek puan aldıkları, barışçıl, yardımsever, sorgulayıcı ve özgün kişilik tiplerinde ise negatif sonuca, yani daha düşük puan aldıkları gözlemlenmiştir. Ben de bu araştırmamda, daha önce böyle bir çalışma olmaması açısından araştırmam önemlidir. Araştırmanın amacını demin söylemiştim. Problemleri de lise öğrencilerinin matematik okuryazarlık öz yeterlik ölçek puanları nasıl bir dağılım göstermektedir? Lise öğrencilerin enegram kişilik ölçeği puanları açısından enegram temel kişilik tipleri nasıl bir dağılım göstermektedir gibi iki tane problem belirledim. Nicel bir araştırma uyguladım ve tarama deseni şeklinde uyguladım. Bu araştırma İstanbul Beylikdüzü ilçesindeki bir lisede okuyan 9-10-11 sınıflardaki 137 öğrenciyle gerçekleştirdim. Ölçekleri Subaş ve Çetin tarafından kullanılan enegram kişilik ölçeği, tabii gerekli izinler alınmış. Özgen ve Bindak tarafından kullanılan matematik okuryazarlık öz yeterlik ölçeğini kullandım. Verilerin analizinde JAS programını kullandım. Bulgulara ve yorumlara gelirsek, tablo 1'de gördüğümüz gibi matematik okuryazarlık öz yeterlik puanının ortalaması 69.89 çıktı. Bu da öğrencilerin göreceli olarak orta düzeyde oldukları sonucuna varıldı. Tablo 2'ye baktığımız zaman burada en fazla öğrencinin tip 2'den, en az öğrencinin tip 5'ten olduğunu görmekteyiz. Bu da Türkiye'deki dağılıma paralel. Yani Türkiye'deki insanlara da enegram kişilik testleri uygulandığı zaman daha çok tip 2 çıktığı Türklerin, en az da tip 5 çıktığı araştırmalarda çıkmıştır. Bu da benim yaptığım araştırmayla paralellik göstermektedir. Tablo 3'e bakalım. Tablo 3'te yaptığım T testi sonucu, yaptığım istatistik değerleri var. Yani ortalaması, standart sapması, minimum ve maksimum puanları. Burada en yüksek tip 1'in yüksek puanı aldığı, matematik okuryazarlık ölçeğine de en yüksek puanı, en yüksek tip 1'in aldığı, en azın ise tip 5'in aldığını görüyoruz. Acaba anlamlı farklılık var mıdır, yok mudur diye kendi aralarında bir regresyon analizi yaptığım zaman T-testiyle, yardımcı tip 2 ve meydan okuyan tip 8'in pozitif korelasyon gösterdiği ve anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Peki tip 8 mizah sahibi öğrenciler neden matematik okuryazarlığı daha yüksek, daha anlamlı çıkmıştır? Ben şöyle yorumladım. Bunlar lider olmak, akademik olarak kitlelere önderlik etmek arzusundadırlar. Derslerinde başarılı olarak ön plana çıkmak isterler tip 8'e sahip olan öğrenciler. Her açıdan sınıfın dikkatini çekmek isterler. Böyle olunca derslerini daha çok çalışıp geri planda kalmamak motivasyonuyla daha yüksek puan aldıklarını ben düşünüyorum. Tip 2 mizaç modeline sahip öğrenciler de şu nedenle çıkmış olabilir, yani farklılık olmuş olabilir. Karşı tarafı mutlu etmekten, onlara destek vermekten, insanların işlerini kolaylaştırıcı olmak onları mutlu ediyor. Tip 2 sahibi olan öğrenciler. Bu sebeple öğretmenlerini üzmemek, onların emeklerine karşılık vermek, öğretmenlerin işlerini kolaylaştırmak için derslerini daha çok çalışıp sorumluluklarını daha çok yerine getirerek ve dersleri daha dikkatli dinleyerek daha başarılı olacakları kanısına ulaşıyorum kendi adıma. Sonuç olarak ekranda da gördüğümüz gibi tip 2 ve tip 8 öğrencilerin matematiksel okuryazarlık düzeylerinin anlamlı farklılığı çıkmıştır. 9. sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlık öz yeterlik puanlarının en yüksek olduğu, en az puan 10. sınıfta aldığı görülmüştür araştırmamda. İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmuştur. Ortalama 69.89, en küçük puan 25, en büyük puan da 109 çıkmıştır. En fazla öğrencinin tip 2'den olmak üzere 33 öğrencinin bulunduğu, en az öğrencinin tip 5'ten 6 öğrencinin bulunduğu, tip 2 ve tip 8 ile aralarında bir anlamlı farklılık çıkmıştır. Öneriler ise enegram kişilik tiplerinin matematik okuryazarlık öz yeterliği açıklamadaki etkisi üzerine daha derinlemesine ve destekleyici araştırmalar yapılmasına ihtiyaç olduğu, araştırmayı cinsiyet, liselere giriş sınavı yerleştirme puanlarına, okul türlerine göre yapmanın faydalı olacağı, üstün zekalı çocukların kişilik tipleriyle matematik okuryazarlığı üzerine araştırma yapılabileceği,
Sonradan bir tane de aklıma geldi. Dersleri tasarımında, derslerin etkinliklerin tasarımında enneagram kişilik ölçeklerin yani insan ölçeklerden faydalanarak yani öğrencileri gruplayarak da dersleri tasarlayabileceğimizi düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de heyecanlandım. Evet, sağ olun.